Bir zamanlar küçük ve tatlı bir kız varmış. Annesi ona kırmızı bir başlık dikmiş ve kız bu başlığı o kadar severmiş ki her zaman başında taşırmış. Bu yüzden ona herkes kırmızı başlıklı kız dermiş. Bir gün annesi kırmızı başlıklı kızdan hasta büyük annesine yiyecek ve ilaç götürmesini istemiş. Kız büyük annesinin ormandaki evine gitmek üzere yola çıkmış. Annesi ona, ormanda dikkatli ol ve yabancılarla konuşma, diye tembihlemiş. Kırmızı başlıklı kız ormanda yürürken, kurnaz bir kurtla karşılaşmış. Kurt, nereye gittiğini sormuş ve kırmızı başlıklı kız da büyük annesine yiyecek götürdüğünü söylemiş. Kurt, büyük annenin evinin yerini öğrendikten sonra kızı oyalamak için ona çiçek toplamasını önermiş. Bu sırada kurt, büyük annenin evine gitmiş. Kurt, büyük annenin evine vardığında onu yutmuş ve onun kıyafetlerini giyerek yatağına yatmış. Bir süre sonra kırmızı başlıklı kız büyük annesinin evine varmış ve içeri girmiş. Büyük annesinin yatağında yatan kurdu görmüş ama onun kurt olduğunu fark etmemiş. Büyük annesine yaklaşarak, "Büyük anne, ne büyük kolların var." demiş. "Seni daha iyi kucaklayabilmek için tatlım." demiş kurt. Büyük anne, ne büyük kulakların var demiş kırmızı başlıklı kız. Seni daha iyi duyabilmek için, tatlım demiş kurt. Büyük anne, ne büyük gözlerin var demiş kırmızı başlıklı kız. Seni daha iyi görebilmek için, tatlım demiş kurt. Büyük anne, ne büyük dişlerin var demiş kırmızı başlıklı kız. Seni daha iyi yiyebilmek için diye bağırmış kurt ve kırmızı başlıklı kızı yutmuş. Neyse ki, ormandan geçmekte olan bir avcı, büyük annenin evinden gelen garip sesleri duymuş ve içeri girmiş. Kurdu gördüğünde durumu hemen anlamış ve kurdun karnını yararak hem büyük anneyi hem de kırmızı başlıklı kızı kurtarmış. Büyük anne ve kırmızı başlıklı kız sağ salim kurtulduktan sonra, avcı kurdun karnına taşlar doldurmuş ve kurdu tekrar dikmiş. Kurt uyandığında ağır taşlar yüzünden kaçamamış ve sonunda ölmüş. Kırmızı başlıklı kız bu olaydan sonra ormanda daha dikkatli olması gerektiğini anlamış ve annesinin sözünü dinlemeye başlamış. Büyük annesi de kapısını her zaman kilitli tutarak daha dikkatli olmuş. Böylece kırmızı başlıklı kız ve büyük annesi huzur ve mutluluk içinde yaşamışlar.